was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long, how long, how long did you wait for me? How long, how long, how long did you really need to figure it out? I got in a cab when I first got here. Take me to the only place I know. Listen to the people that I found there. If you ever see her, let me know. How long, how long, how long did you wait for me? Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long, how long, how long did you wait for me? Yeah. How long, how long, how long did you really need? La benim zincir atmış ya.
Arkadaşlar selam. Bugün de yine Laguna Beach'teyiz. Başka bir parkurdan ineceğiz. Bugün ailece geldik. Hanımları çocukları sahile bıraktık denize. Biz bisiklete çıktık. Good morning. Bisikletten sonra biz de onların yanına gideceğiz. Bayağı bir uzun zamandır tırmanıyoruz şu anda. Şimdi şöyle. Good morning. Şimdi normal şartlarda herkes morning. Bu dağ bisikletinin downhill sadece iniş olduğunu düşünüyor. Yer yer öyle değil. Morning. Yani normal şartlarda sizin bu gördüğünüz 20 dakikalık, 25 dakikalık, yarım saatlik inişlerin bazen 10 dakika. İnişlerin bir back page'i var yani. 30 dakika, 40 dakika, bazen 1 saat tırmanışları oluyor. Dolayısıyla dağ bisikletine binmek sadece oradan atladım, buradan zıpladım da olmuyor. Kondisyon da çok önemli. Ama biz alışıkız değil mi duvara tırmanmaya? Biz alışıkız aynen. Bir tek farklı bike parklarda tırmanış olmuyor. Ya shuttle oluyor sizi tepeye çıkaran, ya da teleferikle çıkıyorsunuz. Oralarda sırf iniş oluyor. Downhill oluyor. Ama normal şartlarda şehrin içindeki trail'larda 10 dakikalık inişlerin 35-40 dakikalık tırmanışları var. Dolayısıyla kondisyon da çok önemli bu işte. Evet, bu evde ne olmuş? Bu evde akşam parti olmuş sanırım. Tuvalet kağıdı bunlar. Tuvalet kağıdı burada. Belki bu akşam bu evde neler döndüğünü kimse bilemez dün akşam. Şöyle yakından göstereyim. Tuvalet kağıdının şeyi de burada. Ya da birisi uyuzluk mu yaptı acaba Akın? Ya da birisi uyuz oldu da. Enteresan bir kutlama olmuş bu evde. Arkadaşlar burası da bizim parkurlara giden yolun geçtiği, içinden geçtiği bir mahalle. Çok lüks bir mahalle. Hemen emlak danışmanımız Akın Bey'e soralım buradaki evlerin fiyatlarını. Ya buradaki 3 odalı evler 1 ila 1,5 milyon dolar arası. Ya 1,5 milyon dolar. 4, 5, 6 odaya göre 2, 2,5, 3 milyona kadar çıkar. Ya bilemedim 5 çok değil yani. Yani. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela 2-3 milyon veriyorsun. Böyle bizim gibi bazen yarmalar sabahın altısında buralarda bağıra bağıra geziniyor. Tabii mümkün mertebe insanlar dikkat ediyor böyle şeylere de. Farkında olmadan yüksek sesle tepkiler verilebiliyor bazen. Evet arkadaşlar, tırmanışı tamamladık. Bu tepe bizim Akın'la oturup millete bakıp dedikodu yaptığımız tepe. Dedikodu tepesi diyoruz biz buraya. Dedikodu tepesi diyoruz biz buraya. Gıybet tepesi. Evet, bakınız Kinerji'nin bisikletine. Gençler spordalar. Evet. Tırmanışımız bitti. Birazdan stair steps'e ineceğiz. Normalde her zaman indiğimiz yol burası. Buradan Laguna Beach'e iniyoruz. Fakat iki gün önce burayı çekmiştik zaten. Ben Akın'ın sevmediği, dik kayalık atlayışların olmadığı fakat yokuş aşağı hızlı bir iniş olan şuradan ineceğim. Yolun ortasında kendisiyle buluşacağız. Bu yol ortada birleşiyor, aynı yola çıkıyor. Sonra aşağı ineceğiz, sahile gideceğiz. Starbucks'a önce sonra sahile gideceğiz. Gördüğünüz gibi Akın da hiç susmadı deminden beri. Bak, seni bölmeyeyim diye yavrucuğum. Lütfen bölebilirsiniz beyefendi. Ya i̇şte burası dediğin... Fire Road dediğimiz yer. Evet. Zaten sen o kadar güzel konuşuyorsun ki söylenecek bir şey kalmıyor. Evet. Canım. Evet, bugün arkadaşlar, dün benim doğum günümdü. Bakın Bey bana bir tane jersey almış bisiklet için. New Jersey. New Jersey. Fakat ona uygun shortum olmadığı için onu giymedim. Bugün ilk defa şöyle düşündüm. Bu jersey forma demek biliyorsunuz. Bizim aslan Jimbo'muzun formasını giyip çıkalım dağlara dedim. Lakin o kadar hakkımız hukukumuz yeniyorken. Yenmesine rağmen
Amerika'nın dağlarında bir gösterelim aslanları diye. Aynı zamanda eski forma ama daha yenisi yolda, aldım ama daha gelmedi. Buraya kargosu uzun sürüyor biliyorsunuz. Eski forma, önünde Nef sponsorumuz. Buradan Nef'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Falcao transferinde sağ olsunlar bize. Öyle mi? Tabii bayağı bir maddi yardımda bulunmuşlar. Eski sponsorumuz olsa. O zaman Nef'ten nefret etmiyoruz. Nef'i etmiyoruz. Seviyoruz. Nefis bir. Ne güzel çalışıyor. Eyvah, dayıya bak. Dayı dans edelim mi? Dayı çok prezent oluyor, yemin ediyorum. Aynı şekilde karşıdan da bir tane başka bir dayı geliyor. Bu da kendisinin opoziti yani. Maşallah, ondan 3 tane eder o. Vallahi billahi var ya. Yeter, bu kadar gıybet yeter şimdi. Aynen. O kadar çok gıybet yaptık ki takla atacağız şu an. Gıybet tepesine bir bay bay deyip. Aşağı inerek uçacağız şimdi. Harbiden. Evet, gıybet tepesine bay bay deyip sahile iniyoruz. Sahile Starbucks'ta tekrar görüntülerle sizlerle olacağız efendim. Görüşürüz. Good morning. Hey. Yeah. Ne dedi? Söyleyeceğim. Sanırım şunu dedi. Bugün güvenli bir sürüş yapın. Ha. Safe ride today dedi galiba. Ha, ben de Friday anladım. ne diyor bu? Müjdat abi gibi. Sevindin sen de sen. Müjdat abi ne diyor? Cumartesi mi? Cumartesi. Şarabına da cumartesi abi diyorum. Pazar değil mi o geliyor? Hey gidi Müjdat abi be. Evet arkadaşlar, şu anda amortisörlerimizi açıyorum. Stair steps'ten aşağı iniyoruz. Aşağıda tekrar görüşüyoruz. See you later alligator diyerek. Her zaman olduğu gibi aşağıda tek parça görüşmek dileğiyle önerciyim. Kameraya salla. Bye. Haydi bakalım. See you. Bayrakla geziyorlar.